Selamun aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar elmalı tart yaptım bugün. Yaparken videosunu çekmedim. Bilmiyorum, uğraşmak istemedim bugün. Aslında yine çekmeyecektim de sonradan dedim neyse bitmiş haliyle çekeyim. Bugün 10 Ekim arkadaşlar. Şöyle yine de bakayım. Evet, Ekim. Bugün 10 Ekim arkadaşlar. 10 Ekim İsmail'in doğum günü. Bugün İsmail tam 14 yaşına girdi. Pasta yapacaktım. Ekmeğe gideceğim arkadaşlar. O yüzden uğraşamadım. Sabahtan da yapmak istemedim. Zaten burada olmayacağım. Ama yine de şöyle ufak bir gelince de yesinler diye elmalı tart yaptım. Ben yokken bundan doğum gününü kutlasınlar. Ablası, babası, üçü. Cumartesi günü Aksaray'a gidecek forma almaya çocuklara. Formayı alınca da orada bir pasta yedireceğim İsmail'e tabii ki. O da sürpriz olsun. Oranın pastası da. Şu şekilde şöyle açayım isterseniz bir de. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar genellikle elmalı tartı. Hani üstünü nasıl isterseniz öyle yapılabiliyor tabii ki. Böyle kare kare de yapılıyor. Şekli de tamamen gerçi sizlere kalmış bir şey de. Ben üstüne rende yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Az bir şey hamur ayırıyorum. Ondan sonra rendesini yapıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Bilmiyorum böyle hoşuma gidiyor. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu taraf kızarmış. Ben bir dönderme yaptım. Tekrardan kapatalım. Dediğim gibi bugün 10 Ekim İsmail'in doğum günü arkadaşlar. 14 yaşına girdi İsmail. Şurada da fasulye pişirdim. Daha yeni. Ağzını kapadım. Normalde düdüklü tencerede pişirdim arkadaşlar. Tencereyi aldım. Bir tane ekmek yamacımız kaldı. Bizim burada ekmek yamacı denir. Yani karşılıklı gelip gidiyor ya arkadaşlar. O öyle. 6 kişiydi. 5 kişiyi annemle beraber bitirdik. Normalde hep annem gidiyor da ben kıyamıyorum anneme. Gidiyorum bir torba kadarını ben yapıyorum mesela 2 torbaysa. Bir torbasını da annem yapıyor. Ben şimdi yine gideceğim saat 4.30'da. Çocuklar gelmeden gitmiş oluyorum arkadaşlar. Ben gideceğim. Annem de saat 10 gibi gelecek. Recep anneme koyup gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir iş tokuş yapacak. O şekilde. Dediğim gibi hani bugün doğum günü İsmail'e de küçük bir sürpriz hazırlayıp gideceğim. Bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Büyük şaşalı bir doğum günü. Zaten yapmıyor. Bir Recep'e yaptıydık pastalı doğum günü. Gerçi geçen sene İsmail'e de doğum günü yapmıştık da. Buralarda abisinin bisikletiyle oynamış. Toprak yapmış yine burayı. Kendisi nerelere gitti ki acaba? Kapımızda bastırmış. Recep. Ne yapıyorsun orada? Üzüm mü alıyorsun? Oralara çıktın değil mi sen? Oradan tutsan bile oradan düşen. Orası senin işin mi de sen oraya çıktın? İyi. Üzümlerimizde bu sene arkadaşlar hiç doğru düzgün üzüm olmadı. Olanları da şöyle gördüğünüz gibi. Yarısı kurudu dalında. Yarısını arılar yedi. Şu Anne beyaz üzümlerde normalde parmak üzümü buradayım. ama hiç gördüğünüz gibi bu sene olmadı. Anne. Evet. Onlar da ben tutabiliyorum bak. Yar kıracağım. Ne vardı onun çekirdeğinde? İn oradan bakalım kalan. Dur, sen de attırın. İn ben sana şöyle alım. Al bakalım. Şunun iyisini ye. Al. Bir tane alayım da. Tamam in oradan. Nasıl kötüsün? Nasıl kötüsün? Oralara çıkılır mı hiç? Anne beni tutar mı? Tabii ki tutarım. Gel tut benden. Aferin sana. Al bakalım. Hadi bir yıka o üzümü de. Hoş. İyi hadi bakalım. Yürü. Dalından koparıp da yiyor bu şekilde arkadaşlar. Düşeceksin arkana düşeceksin. Hadi oyuncaklarını toplaya dur. Ben annenle gide seni koyayım gelim annenle. Ye. Ekmeğe gideceğim ya anneciğim. Tamam mı? Yemen dermiyorum. Sen gel hemen ekmek yerlerine, illerin evine. Şu bisikleti kaldır. Şurada da oyuya başladım arkadaşlar. Ne yapalım? Kış geliyor artık. Story'de paylaşmıştım zaten YouTube storiesinde. Yine de şöyle sizlere de bir göstereyim isterseniz. Elimde 10 tane boşta yemen var arkadaşlar. Kışın ölecek artık yavaş yavaş. Ben de sıkıldıkça oturuyorum başına az az örüyorum bu şekilde. Şöyle yaptım gördüğünüz gibi. Böyle modelleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Bir bakın şöyle yemeniye bakın. Şöyle de göstereyim hatta. Bakın çok güzel. Yani bütün renkler mevcut ördüğüm yemeni de. Yemenisi çok güzelmiş. Bunu da gülizara örüyorum. Güle güle çullansın kızım. Kafasına örtsün. Ben biliyorsunuz oyalı yemenleri pek kafama almıyorum arkadaşlar. Benimkileri genellikle hazır. Bu şekilde. Bunu da sizlere göstermek istedim.
Şuraya bir şeyler yazarım arkadaşlar. Tartın yanına koyuyorum ve gidim. Saatim geldi. Biraz saçma gelecek belki sizlere ama yine de olsun. Çocuğumun doğum gününü de kutlamak istedim. Belki diyeceksiniz bir gün öncesinden kutlasaydım veyahut da bir gün sonrasından kutlasaydım diye. Aslında öyle yapacağım. Dediğim gibi cumartesi günü Aksaray'a gidecek ya çocuklara forma almaya. Orada kutlayacağım arkadaşlar. Hani birebir ailemle beraber hep beraber gidecek zaten. Gökhan, Gülüzer, ben. O gün orada zaten pastasını alır. Çocuğumun doğum gününü kutlarım. Ama yine de böyle ufak bir jest yapmak istedim çocuğuma. Bugün tam doğum günü olduğu için hani annem bir unutmuş demesinler diye. Hediyesini de aldık. Buraya ne yazalım arkadaşlar? Biraz klasik olacak. Aynı laflar olacak ama. Doğum günün kutlu olsun diyelim. Kutlu olsun. Aslan oğlum diyelim. Nice birlikte. Hayırlı. Senelere. Seni çok seven annen diye de bu şekilde bir not yazdım arkadaşlar. Dediğim gibi biraz klasik olacak ama olsun. Hani unuttuğumuzu düşünmesin. O yüzden bu şekilde yazdım. Tartın yanına kurum. Gelince hem giller hem de hani düşünmesin. Çünkü gece geleceğim için. O şekilde böyle bir şey yapmak istedim. Yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Biraz çocukça mı oldu artık bilmiyorum ama neyse olsun bakalım. Şurada da hediyesi var arkadaşlar. Bunu da başımıza gelen bir talihsizlik diyelim. İsmail Instagram'dan bana bir set attı arkadaşlar. Saat seti. Şu şekilde şöyle göstereyim bakın. Saat set attı. Bu şekilde saat var. Yanında bilekliği var. Bir tane de cüzdan vardı arkadaşlar. Anne bunu sipariş verelim mi dedi. Bir hafta öncesi. Ben de baktım. Hani sonra verelim dedim. Önce yok dedim yani. Anlamasın diye. Sonra Gökhan'a da söyledim. Hani doğum günü hediyesi alalım. Doğum gününe bir hafta kaldı diye. Hemen sipariş verdim. Ama Instagram'da da baktım yani. 279 bin takipçisi var. Ve o kadar çok memnuniyet var ki. Hemen ben de sipariş verdim. İlk defa da başıma geldi. Siparişi verdik arkadaşlar. 4 gün sonra geldi. Ne kadar? 299 TL ödedik. 75 TL de kargo. Yani toplam 374 TL para ödedik buna. Anam içini bir açtım baktım. Şoka uğradım. Bir tane saat geldi arkadaşlar. İstediğimiz set gelmedi. Yani cüzdan ve bileklik yok. Tekrardan yazdım hemen. Hani yanlış göndermişsiniz diye. Görüyorlar ama asla geri dönmüyorlar. Birkaç sefer daha yazdım. Hani niye böyle yapıyorsunuz? Niye dönüş yapmıyorsunuz? Hani yanlış gelmiş. Ben takım istemiştim. Sadece saat gelmiş diye. İade etmek istiyorum. Yani hani değiştirmek istiyorum diyorum. Görüyorlar yine dönmüyorlar. WhatsApp üzerinden yazdım. Yine dönmediler arkadaşlar. Gökhan yazdı Instagram'dan. Kendi Instagram'dan. Ona yazdılar. Hani sorun ne yazdılar? Gökhan da söyledi. Görüldü attılar. Yine dönmediler. Yani anlayacağınız bir kazıklanma olayı yaşadık. O şekilde. Yine de olsun. Bu saati göndermişler ya. Yine de buna da şükür. İsmail de inşallah sever. Bakalım artık. Açsın hediyesine bir baksın. Beğenecek mi? Çocuğum da şoka uğrayacak. Yapacak bir şey yok. İstediğim takımda niye böyle bir saat geldi diye. Daha içine de pil bile koymamışlar. Düşünün pilini de biz koyacak. Çalışmıyor. Güzel iyi jelatinli falan da arkadaşlar. Dışı ondan sonra. Ama biraz dandik bir saat. Yine de olsun. İsmail istedi diye sipariş vermiştim ama maalesef istediğimiz takım gelmedi. Bunu göndermişler. Geri de ne iadesini alıyorlar ne de değişimine bakıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde karşılık vermiyorlar. Artık dolandırıcı mı yoksa bize mi öyle istek geldi anlayamadım. Şu şekilde artık ben paketine koyayım. Paketinde daha yeni Recep açarken bir bakalım dedik hani. Biz baktık da Recep biliyorsunuz. Açıp bakacağım diye paketini şuralarını biraz yırtmış. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle koydum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tartımız çıktı. Elmalı tart. Şekil verirsen elmalı kurabiye oluyor. Bu şekilde yaparsan elmalı tart oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel olmuş. Tadını da artık ekmekten gelince bakarım arkadaşlar. Kenarlarındayım, çok güzel kızarmış. Bakın şöyle göstereyim isterseniz. Sadece dilimleyeyim de buradan da gideceğim arkadaşlar. Çağırıyorlar. Şu şekilde şöyle. Aslında bu güzelce soğuması lazım ki ondan sonra dilimlemek gerekiyor. Biraz daha şöyle sert olsun. Şu iki tanesini ben çocuklar gelmeden dilimleyeyim arkadaşlar. Diğer taraf kalsın. Hamur olmasın hani. Birden değip de. Şekilde. Şekilde sunumunu da yapalım. Pudra şekeri arkadaşlar bu da. Evet, pudra şekerini de güzelce döktüm arkadaşlar. Fazla isteyen fazla dökebilir. Bu kadar yeterli. Elmalı tartımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Paketi de oraya koydum. Bakalım nasıl bir tepki verecek İsmail. Gerçi onu çekemeyeceğim için yine de Gülizar'a bir mesaj atarım. Gülizar az bir şey çeker belki. Bilmiyorum artık da. Bir mesaj atayım yine de. Çekerse bu videonun arkasına eklerim. Çekmezse de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Ekmeğe gidiyorum. Şimdi ekmek videosu orada açtırırlarsa herkese çekerim. Açtırmazlarsa tek kendimi çekip bu videoyu da o şekilde yayınlayacağım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşmek üzere. Peynir yapacağım. Hepsiyi de ona göre yapalım. Şeper mi bu kız? O şeper mi? Şeper, şeper. Hadi konuşalım, hiç konuşmayalım. Geldik. Dur, konuşuyorsun geç tane yapayım. Tamam. Yok, kusutmasın, konuşsunlar da sesi çıksın, bir şey olmaz. Burada ekmekçiler çıkmak istemiyorlar arkadaşlar da. Tek ben çekmeyeceğim bile, yapacak bir şey yok. Bulacağım bak hatta, YouTube'a. Bulacağım. Şu nenem çekersen çek. Hülya'ya bak. O nenem çıkıyor zaten, Cansu gibi de çıkıyor ya. Şunu yemek mi pişireyim? He, Cansu'nun halası. Şimdi kız oldu değil. Börek yapıyor arkadaşlar şimdi. Börek geldi de. Şu anda börek gibi açıyor. Nasıl açıyor? Ha müşterine sen de mi çıkma? Şey, geçen gün ortada şey dedi, ben yerim, yürütüm, yürütüm, ben yerim. Ondan sonra içiniz hepsini. Ama çekmek istemediğim için. Sadece ben çekmeyeyim. Çıkıyorum yani. Hepsini böreğim. Onu salatını çekebilir miyim? Menemi de çek, onu da göster. Bir zübeyle mi? Çok öyle sallama telefonumu. Video çekmiyor ya. Biraz çenem fazla çıkıyor da kusura bakma sayılır. Daha içinde yağlı kız. Şu şekilde şöyle kapattık. Ha benim oğlanı istiyorum. Ben alsam pişirebilirim de bunu da. İki mi? He. Kolaylık. Ama onu şöyle yapmalıyım. Dur, burada pişsin bu. Tamam.
Şuraya salar mı ya? Salarım, salarım. Salıyorum. Salıyorum. Ya, yumurtasını ver altını. Dur şurada, bu odan ver. Dur, ben bu odan veririm. Yemek gitti bana. Gitti. Başka börek yok, bunu yapmıyor. Yok, yok, o odan veririm. Bayağı timurca. 3 dakika mı oldu? Olsun. Bu kaç ayarlayın? Daha bir daha mı var? Tamam. Şimdi. Etkiler var mı? Buyur. Etkiler var mı? Arar. Niye olur mu bir daha? Olmaz. Geliyor ha, abi. İyi öldü. De öyle. Açanına bu oldu değil mi? Kaç olacak? Abim bir var. Kaç olacak kız? Sor bir. O zeptesi kaç olursa. Zeptem ne yani 2 miydin? O 2 dedi ben 2 yaptım zepseyi. 2 yedekledim. Bunu da ben mi koyayım? Onu da sen koyacaksın. Çünkü tamam. Iyi olmaz. Seninki nasıl? Kızım, 3 tane börek yumurtalı mı peynir? Bunlar döndü mi? Tamam. O büyük. Hamişli ne? Sağ zahmet şu an bilmezler. Benim adım da geçiyor. Adın geçsin bir şey olmaz. Seni bilmezler. Git. Kim yarayacak bunları bacı? Ben yarayacağım. Al. 3 tane olacak. Yumurtayı ekşir mi kralım? Ama 5 tane yumurta. Senin olur. Onu siz ne de görürsünüz. Biz illerin hülümün niyet izleyek. Onlar da biz izlesin. Ne var sanki? Ama çıkmam diyor. Çıkmayın da yine konuşmayacağım. Haramın kolu çıkıyor. Benim ne konuş. Adamın birinin boğazına toz kaçtı. Tuman kaçtı adamın birinin boğazına. Hımm deyip duruyor kız. Ona yağlanmayacak. Kardeşin var ha? He. Yengin annemin yerine geldim arkadaşlar. Biraz sonra annem gelir. Yas tezini okundu mu gelirim diyor. Sen de git de kendini toz alalım dedim. Saat 10-11 gibi geldi mi? Sağım mı? Burası var. Burası var. Abla bu zepselim 3 olacak. Ama fazla olur. 3 tane yap. Kalanını ben giderken yapacağım. Karar 3 tane yap. Fazla atma. Karar'ı ne vereyim? Böreklik niye çevirmedin ben? Çevireyim. Ablamın var. Alayım. 7 dakika oldu. Olsun. Bir de ekmek yapacağız. İşin var mı? Bulaşıklarım var. Tamam. Dur o zaman. Şunu attım. Ekmek yaparken ne de olsa işin biter o zaman. Bir daha çektiririm sana. Atın mı hangi şey? Bir anne. Şöyle zepseydi burada. Bir ver sen börek mi bu? Hı. Kaç olacak? Alabilir. Üç. Üç tane. Çok doldurma denge giderken de artarsa ki yapacağım. Yine çevrilecek mi? Bir daha çevireceğim. Haçaplı'nın elinde var ya. Al yapayım mı? Evet diye başlarım. Şöyle düşürürüm. Bu yanına bir gönder. Dur Hülya, dur Hülya. Hülya dur. Niye duruyorum da kısa kaldım? Bunda böyle bir şeye benzedim. Tıkıyorum. Dur bu durmuş. Deminden börek yapıyordum. Dedin mi bana dön derdi? Demedik mi? Yok işte demedim. Onu çekince bunu atacak galiba. Ne bunu alırken şu yanına attın. Dur hadi. Bu yanına bir çekin bakalım. Çek onu. Allah ben de açayım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç olacak da ona göre açın. 3. Nilüfer ablam gibi. Bana bir daha verin. 1, 2, 3 olacak. Varsa. Yetmiyor. Şunu vereyim mi? Gene ayarlayın mı? At, at da ayarlayın ben onu. Allah'ım tamam. En az o zaman ekmek yapıyorum ben. Ekmek yap başka yok. Değil mi yok? Diler açma değil mi? Şunu da yapın. Ben ondan 3 oluyor sandım da o yüzden. Oğlan bir. Dur biriyim. Aman nasıl yatamadın? Yatamadın mı? Nasıl alacağınızı söyleyeceksin. Şey de buz gibi olmuş Lübe. Dolaptaydı ya. Döndürebiliyor muyum? Yardım eder mi? Allah'ım. Ben de soğacağım içine. Azıcık çeksin ya çekmedi. Ben de oğlanla severim ben. Allah. Burkan arar mı? Ben aralım. Haramda bir aralım. Selam söyle. Yalan söyle. Selam. Seviniyordum. Ben aralım. Ben aralım. Ben aralım.
Yerim de var. Ben her zaman geldim. Yer açacağım. 3 tane ben. Onu nereden aldın? Elektrikçilerden mi? Annem de almıştı hiç açmayı. Demircilerden. Çırp çırp gelmiş. Benim. Bu ne? At at bana yapma. Sana da şu. Yedi getirin onu. Veririm. At. Ben doldurdum. Hamur yapışmış ana. Bıçak ne yok mu? Evden getirim gereken. Ha. Lazım para var dedim kimde? Onu içsene. Onu iç oldu. İlter ay kutitteydim bu. Rezva içsin sen dinlesin bu sen. Sen içsin. Dursun salın bir. Paket topluyor ona. Mandamamıymış. Ne dün altı değil toplamışlar. 30 lira var. Burası bir şey ya. Şöyle gelince. Çalacağım. Hadi kızım kalacağım. Tak mutlaka gitti herhalde. Bir tek yaptık. Kim aga? Adalet. Bu yüzden o kadar da paket topluyorlar. Kavabi, babasını da aradı. Babana bakmaya geldi. Bir de Adalet ölüyordu. Bir de kibiyanı da hastalandı. Aynı gün öyle oldu. Maşallah. O da bir aile. Adamı da çok yakın. Kek yaptım aklıma. Dizimi, dizimlerini gel ya gel. Ne yapalım, böyle kek yap da yiyelim. Yaptı yaz. Yine mi geliyorsun ana? Oğlanı örüyor dedim. Annenneye vallahi yine geliyorum. Biraz sonra temiz geliyor. Geçemez diyor. Meslek o hortu yine giydi dedi. İyi. Meslek iyi. Göstererek çantacağım. Ya bu gün gidiyor. Ümit adam nasıl öğrendi bayağı. Tutan zaten bel verdi. Bak. Evet arkadaşlar annem geldi. Yılları değiştik. Ben gidiyorum. Kime karam? Ay burnum da tutmuyor. Nasıl duman var kız yukarıda? İyi otur seni iyi otur. Abam. Neyse şöyle oturun bari. Tabii diye çıkmıyor var ya dumanlı. Niye çıkmıyor? Hatçili niye çıkmıyor bitti mi? İyi hadi bak. El salla. Yallah. Babama dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Annemi çekeceğim acık baba. Ay. Tamam dedi. Tek bağırma annesiz. Annesi yani çocuğa niye öyle diyor? Kızar diye bir daha mı kalsın ya? Kalmaz. Aman Allah kimseye anasız etmesin. Amin. Vallahi pek zor neymiş? Başına geldi. Yok, Koy hamurumu kızdık ya koy onu. Koy hamurumu. Benim oğlanımı kaybettiler ya. Değişmiş. O zaman ne, şeyinki senin. Zübeyde ablayla seninkini karıştırdınız. Getirin değişelim mi kız?
Benim oğlum oydu. Açtık. Açılma oranı nasıl öldüğümü sanırım da. Niye biz nasıl açıyoruz ya? Var ya, at kurtar. Vallahi bu var ki, koyunu kaçtı. Koyunu da kaçtı. Bir tane de koyunu kaçtı. Niye olmamış ya? Bizimki nasıl yiyor? Annem iki de kıvırışıyor. Bunu yoğurup alıştıracak. Hep yoğurduk dediler ha, bilmiyorum. Hep yoğurduk. Korbayı. Sen benim oğlamı değilsin. Yok valla sen değil, benim bu kendim. Hareket üstüne uyku geldi. Aman. Bir şey istiyor. Uykum geldi diyor. Uykumu geldi. Yemin ederim. Niye? Kuzum içimde kuzumlarım açıldı. Çay içmeyin. Normalde burası böyle mi oluyor dumanla? Allah Allah. İmkanı. İmkanı yok, ayağa kalkamıyorsun. Ayağa kalktığın dakika işin bitmiştir. Daha sen gelmeden yeni yaktıklarını bir göreyim. İşte bir saat öldük öldük. Ne, nohutu saçmasak. Onunla alakası yok anne. Yok, nohut tek tutuktur. Bu tek tek tutuktur ama. Beni kaldırıyor. Şu nenem de benim oğlan herhalde. Aralık yoktum ya. Acı, senin oğlan. Benim oğlan senin oğlan. Gelin anne. Sen onu kalk kalk. Al kuzum. Hadi hatçının at da gideceğim ekmeğini. Sen oraya kalk. Ekmeğini at da pişirsin de nenem gideceğim hadi. Yine pişmeler şey sürüyor. Yine yoktur var. He biliyorum anne, gitmiş yine sular. Ne? Sular yine gitmiş. Ne yok. Tezgahlıkta mı gitmiş? He hep gitti yaz. Yok yani bu tarafa. Bizi yine ağıyordu. Aşım namaz hep de saldım da. Bizi bağırdım ama yastığa baktım. Ne? Tamam geliyorum. Benim ekmeğe bakacağız. Sağ olun. Öyle gidecek. İki çağırsın dur sen ben onu. Açılmadı. Dur Hatice annem salacak şimdi onu çekeceğim. O da salamadı bir kutu. Kadir. Bu ekmekler işin de yarayır. Bari nasıl kullanmak çekiyorum. Yo yo tek bir şunu çekeyim de gideceğim. Babam bekliyormuş. Gökhan'a demediniz mi? İyi hala etmiş. Allah Allah. O zaman Gökhan kesin evde. Saat kaçtı? Dünyen? Saat 8:30'da geldiydi dünyen. Onu çekmiyor. Tamam onu da çekeyim de gittim. Hadi böreğini. Bu da son börek arkadaşlar. Gidiyorum eve. Şunu da çekti öyle git dediler. Neyse bunu da çekeyim artık öyle gidim. Şu an açayım. Ne zaman edeceğin ekmeği? Tamam senin itti gelecek. Bu bizim son yamacı arkadaşlar. Bitti artık bizim. Bize gelenlerin ekmeklerini biz hep yaptık annemle beraber. Annem ekmeğini güzelce açtı. Ve... Koca ekmeğe bak. 70 yaşındayım. Ekmeğe mi bakayım? Hangisi? Hangisi vermeyiz? Hadi lan. Yok ne alsın onlar ekmek gitmez. Yapıştır. Yapıştırdın gitti işte. Kozum gördüm orada pantolonu. Yapıştırırım, yırtarım sana. Anne gayrı seni beğenmiyorlar, görüyor musun? Beni beğeniyorlar, beni çağırıyorlar. Sen gideceksin kalan, ben gidemem kalan. Anne ne olacak? Kişi kanacak anne. Niye? Kişi kanacak mı? Sal anne de, sal da hadi ekmeğini de gidelim. Ben mi? Ne? Kızıma dayanamadım. İyi onun altısını zapata. Aynen şu giderdim kız. Ne? Ağamıza göreydi. Niye geldin bacı? Bak hele. Hatice annem, Sultan annemi çağırıyor. Zübeyde gelinin gitsin de sen gel diyor. O şakaya giriyormuş ya.
Burada da beni çağırıyorlar, seni kovalayacaklar bak. Neyse arkadaşlar, şöyle bir dönüm. Börekle, börekle yiyeceğim. Şu torbayı ittik, direkt gibi. Kiminkinin? Bizimkinin. Hadi gidiyorum gayrı. Haydi kalan, hadi hayırlı. Hadi hepinize hayırlı akşamlar. Kolay gelsin size. Hadi iyi geceler. Hadi sana da iyi yemeler çekmeyeni. Serice geçir. Annem babam annemi getirmiş arkadaşlar. Gökhan getireceğiydi de ona dememişler. Neyse çıktık biz gidiyor. Böyle göstereyim. Ekmekçiler de o şuradaki evdeler. Buralar hep karanlık arkadaşlar. Zindan gibi aynı. Hatta yola çıkıyor kolgi. Fiye aydınlığa. Burayı da yıkmışlar bari. Duvar çekecekler herhalde. Neyse. Bilmiyorum ki. Ne? Bilmiyorum ki. Bu arada bir köpek var arkadaşlar, bir sürü. Tek gördülerim seni, tamam işim bitti. Yıkıp yiyirler vallahi 2 dakikada. O yüzden babam da dine kalmış eline. Hemen çarşı ortasına gidiyoruz zaten. Şöyle geceyle mahalle şey köyümüzü gezdirim size. Köy turu yaptır bir de. Gökhan aramadınız mı? Gökhan aramadınız mı? Yok. Kapalı kapalı. Nerede olacak? Evdedir o zaman o. Gitme diyor çocuklar. Çocuklar gitti diyordu. Haveler geldi, kapalı hep haveler. Gayrın kayfe erken kapanıyor. Dün 8.30'da geldi akşam. Kapalı halini oranı açıyorsun değil mi? Belki de olabilir. Burası çarşı meydan arkadaşlar, bizim tam orta, hatta burası da pazar yerimiz. Yarın da pazar kurulacak, çarşamba. Bugün salı, yarın çarşamba. Tam şu alana, şöyle şu şekilde göstereyim, şu şekilde şu alana pazar kurulur bizim. Şurası büyük camimiz. Karşıda marketler var. Telefoncu var. Pastaneler var. Evet, köpekler de bize havlıyor şu anda. Şurası belediye arkadaşlar. Belediyemizin önüne Ziraat Bankası kondu. Yeni kondu bu. 2 hafta falan oluyor. İyi oldu bizler için. Kışında gidemiyorduk Gülağaç'a sürekli. Şöyle belediyemizin önünü çekeyim sizlere. Postanemiz burada. Karşıda kahveler, kahvehaneler var. Şurada arıtma suyumuz var arkadaşlar. Köylüler hep buradan arıtma su dolar. Köye özel yaptılar bunu, arıtmayı. Bir de Koyunluk Mahallesi'nde var. Köyümüzde 2 tane arıtma çeşmeleri var. Şurası gördüğünüz gibi. Şurası da hemen cami. Şurada caminin yanında gasilhanemiz var. Biz tekne olsak koşarlar bilmem. Elimde değnek var ya, ondan seslenmedi. Ne? Elimde değnek var ya, ondan seslenmedi. Şurası ilkokul arkadaşlar. Bizim okuduğumuz okul. Çocuklarımın okuduğu okul. Burayı yine buralar pastane işte. Ne ararsanız burada var. Abi gel.
Eve girdim arkadaşlar. İsmail hediyesini almış ama daha İsmail'i görmedim ve de elmalı tartın son halini gösterim sizlere. Gördüğünüz gibi sadece 3 dilim kalmış. Komple hepsini yemişler benim kemere kadar. Ama kaldıramamışlar. Halbuki şöyle şey bulamadım, o kaldırdığımız demiri de. Şu şekilde istediğiniz gibi kalkıyor bakın. Onları kaldırmadan nasıl yedilerse, nasıl becerdilerse artık bakın arkadaşlar, şu şekilde sizlere de göstereyim de. Şu şekilde tutup güzelce yinecek. Neyse, bu 3 dilim de bana kalmış galiba. Bunu da ben yiyeyim. 3 dilim de babama koydum arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Kayfa yapacaktım. Geri çaydım. Gülzar, bana bir kayfa yap. Hadi. Babam da burada. Kurabiyesi. Nasıl olmuş kurabiye? Ne şuşun derler abi? Elma. Elma. Neyse arkadaşlar, videomu artık kapadım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.